arkadaşlar. Efsaneler Ölmez 4. bölümüyle devam ediyor. Ben Hakan Öksüz. Bu hafta da Türk sinemamızın, Yeşilçam oyuncularımızın emektar efsane simalarından bir tanesi olan Kuzey Vargın'la karşınızdayız. Kuzey Vargın 15 Haziran 1940 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1960'lı yıllarda jön olarak birçok filmde de oynamıştır. Toplam oynadığı film sayısı da 129'dur. Türk sinemasında emeği dokunmuş çok duayen usta sanatçılarımızdan bir tanesidir kendisi. Ayrıca ülkemizin James Gunn olarak da tarihe geçmiştir. Hollywood'da da filmin bir denemesi olmuştur. Yani duyduğum kadarıyla. Sanatçının başrolde oynadığı filmlerden birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Sayıyorum. Evet. Kader Çıkmazı, Silahsız Dövüşelim, Zilli Nazife, Şehvetin Esiriyiz, Bacım, Kara Olan Şeyhin Kızı, Para Kadın Silah, Bırakın Yaşayalım, Vatan Borcu, Kahpe, Bir Kız Böyle Düştü, çok affedersiniz, Gençliğin Rüyası, Silahlar Affetmez, Çılgın Gençlik, Yasak Sokaklar ismi benim için çok önemlidir. Çünkü orada çok iyi arkadaş olup daha önce daha sonra da kavga edip bıçaklama zorunda kaldı. Salih Güney ile başrolleri paylaşmıştır Yasak Sokaklar'da. Çok üzücü bir hadise tabii. İki tane büyük dev sanatçının böyle bir üzücü, tatsız bir hadiseyle işte basına yansıması çok kötüydü gerçekten. İkisine de bence çok yazık oldu diyelim. Yani çok yaşanmaması gereken bir olaydı. Daha sonra Yanık Kalpler, Zorba, Galatalı Fatma, Kucaktan Kucağa, Edison, Kuzey Vargın başka olarak da yine çok önemli bir filmlerden bir tanesi. Kızıl Tehlike, gene usta sanatçı Ayhan Işık'la başka olarak paylaşıyor ve onlara eşlik eden Figen Say ve Devlet Devri. Yılan Yuvası, gene çok önemli bir sanatçı Türk sinemasının. Tamer Yiğit'le başka olarak paylaşıyor Kuzey Vargın. Yardımcı oyuncu olarak tabii ki Figen Han ve Gönül Hancı eşlik etmekte kendilerine. Gecelerin Kralı yine Türk sinemasının tatsız kralı Ayhan Işık'la başrollerini paylaştı. Efsane filmlerden bir tanesi. Siz Yeşilçam takipçilerden bence Gecelerin Kralı isimli filmi bir kere izleyip ben çok sevmiştim gerçekten bu filmi. Ardından Ayhan Işık'la paylaştığı başrollerini paylaştığı filmlerden bir tanesi de Her Şeyim Sensin 1971. Filmde yine kendisine efsane oyunculardan Atıf Kaptan yine dönemin cici tatlı Bayan Yıldız'ı Arzu Okay ile eşlik etmekte. Yine de çok efsane bir sanatçı. 70'li yıllardan Serkan Gökhan, Fatma Belgen, Kuzey Vargın. Bir damla kan mı? Ardından Yılmaz Güney ile 1965 yılında çevirdiği Doğu Doğu. Tabii ki diğer sanatçılarla da var. Kadir İnanır'la Güneş'e Köprü. Kadir İnanır, Halil Erbil, Kuzey Vargın. Günahkar Kadın, Sadir Alışık, Filiz Akın, Kuzey Vargın. Ateş Dağlı filmi, 80'li yılların başından hatırlayacaksınız. Kadir İnanır, Harika Avcı ve yine Kuzey Vargın filminde yer alırdı. Fakat bu filmde Kuzey Vargın, Kadir İnanır'ın haslı olan Demircioğlu Yusuf'u canlandırmaktadır. Yine 70'li yılların başından yine usta sanatçılardan bir tanesi Yılmaz Güney, 1971 Baba. Baba filminde de karakter oyuncu olarak değinmek istiyorum. Zengin bir ailenin şımarık bir çocuğunu canlandırmıştır. Zengin çocuk Koray'ı canlandırmıştır. Yılmaz Güney filmde Kuzey Vargın'ın yerine hapse girmektedir. Hatta film dramatik bir atmosferde devam etmektedir. Cüneyt Arkın'ın 70'li yılların ortasında çektiği 75 yılında polisi bir film. Babacan isimli filmde psikopat bir sevgiliyi oynamıştır o filmde de. Yani kısa bir görüntü, kısa bir sahnesi olmuştur o filmde de. Kemal Sunal, 80'li yıllardan beri eseri, Talim Kuşu filminde kara para atlayan mafya liderini Abbas Kara'yı canlandırmıştır. Bir dağ masalında yine 70'li yılların başına, 60'lı yılların sonunda çevrilen bir dağ masalında Lale'yi aldatan nişanlısını oynamıştır. Karakterlerini de yürütler. Seni Sevmek Kaderim, Edison ve Filiz Akın'ın başrolünde paylaştı. Bu usta filmde entrikalar çeviren, bir yandan iş adamı görüntüsü veren kendisine bir kişi, Bülent adında bir karakteri canlandırmıştır. Buradan tekrar başka değinmek istediğim, kısaca şöyle, filmlerinde oynayan başrol oyuncularına değinmek istiyorum. Cüneyt Arkın filmde oynamıştır.
Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Kadir İnanır, Salih Güney, Sadir Alışık, Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Gül, Figen Say, Kemal Sunal, Bulut Aras. Bulut Aras'la oynadığı Eroin Hattı 1985 isimli film de yine önemli filmler arasındadır. Şöyle diyeyim, 2000'li yılların başların ortalarıydı, evet. Bir Çift Çizme, 2005'ti galiba. Yine önemli TV filmlerinden bir tanesi, TV filmlerinden. Ondan sonra diğer filmlere değineyim. TV dizilerinde de kendisini görmek mümkün. Küstüm Çiçeği, 2010. Kutlar Vadisi Pusu, 2008. Ezel'de yine rol almıştı. Para Dolar, TV filmi. Kartallar Yüksekten Uçar, pardon, Kartallar Yüksek Uçar, 2007. Rasim Karanfilli'yi oynamıştı. Bir Çift Çizme, 2005. Beşinci Boyutta Sedat Soykan'ı canlandırmıştı. Bir diğer önemli değinmek istediğim konu da buradan sevgili takipçilerime bir selam yollamak ve isimlerini tek tek anmak istiyorum. Sevgili Şenol Sağlam, Hamit Kaya, Mehmet Kara, Serdar X, İsmail Demir, Murat Mehmet'e sevgili dostum, Mutlu Bayer, Dursun Şahin sevgili arkadaşım selam olsun buradan Tuzla'ya, Duygu Yüksel, Yücel Sekmen, Ali Osmanlı, Hüseyin Yeşilyurt, üzerinde 19, Azerbaycan'a selam olsun diyelim, Hikmet Kadimov, Şamettin Rızayev, Zeynal Bayramov, Adil Banlı, Serkan Gören, Gökhan Işık. Kliplerde kameramanlığı yapan Dursun Şahin'e selam olsun. Şu an burada da kameramanlığı yapan Ekmer Demirtaş'a selam olsun. Ekmer gel böyle. Kamera izleyicilerimize bir el sağlam. Gel abi, hoş kardeşim. Gel. Bir el sağlam. En iyi bölümünün resimden dolayı. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarıma çok sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Destekçilerime, takipçilerime buradan sonsuz saygılarımı iletirim. Evet, toplam tam 129 filmde emek vermiştim. 16 Ekim 1972 tarihinde Salih Güney ile aralarında bir çıkan tartışmadan dolayı Salih Güney herhalde bilindiğim bilgiye göre Kuzey Vardı'na bir kafa atıyor. Kuzey Vardı'na kendisini bıçaklıyor arabanın bir darp olayı. Ve buna binaen herhalde 18 yılda yargılanırken 1974 hakkında yaralanarak 1,5 yılı hapisten sonra dışarıya çıkıyor. Duyduğum kadarıyla yurt dışında bazı işler yapmış. Yükseklik korkusu olduğu için gökdelenlerde cam silme işini yaptığı için o işten vazgeçmiş. Benzin istasyonları açmış. Bir takım değişik dallarda da yani işler yapmıştır. Tabii ki Türk sinemasına, Türk TV dizilerine, tiyatrosuna birçok emeği geçmiş, birçok desteği olmuş sanatçılarımızdan şüphesiz bir tanesi. Kendisi Karacaahmet Mezarlığı'nda, Şakir'in Camii'ne yakın bir bölgede yer almaktadır. Şakir'in Camii'ne 30 metre ileride sağ tarafta kalmaktadır kabre hemen. Yoldan ilerlerseniz göreceksiniz, zaten güvenlik arkadaşlar da sizlere yardımcı olacak. Çoğu kişi bana ada konusunda, mezarlığın yeri konusunda sorusu oluyor ama ya ben daha çok gittiğimde mezarlıklar müdürlüğünde gidip mezarın yerini buluyordum. Çok ada parsel konularıyla ilgilenmedim arkadaşlar. Ondan arta kalan yine sevgili dostum İsmail Demir'e buradan selamlar oldu. Bana tabii ki yazı yazmış. Kerem Daşçı ismiyle. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet arkadaşlar, efsanemizin ölümüne değiniyoruz. 13 Ağustos 2017 tarihinde Muğla'da geçmiş olduğu bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı'nda, Şakir'in Camii'nin girişe yakın 30 metre mesafede yolun kenarında sağdadır. Bana bazı arkadaşlar ada parsel işini soruyor ve ben ada ve parsel işiyle hiç ilgilenmedim için açıkçası o tarafını hiç düşünmedim. Sadece gidip ziyaret edip klibi çekip geliyorum. Yani şunu söyleyeyim, ben sadece gidip güvenliğe yerimi soruyorum. Böyle geliyorum, rahatlıkla ada parsel pek kalmıyor, unutuyorum arkadaşlar. Yani Şakir'in Camii'ne yakın bir bölgede, yoldan aşağı inerseniz 30 metre ileride sağda kendisini bulacaksınız, kabirenin yolun kenarında. Sizler haftaya bir dahaki bölümde karşı karşıya gelmek umuduyla kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.